Gülken arkadaşlar ve size bugün Minecraft Survival Games soracağız arkadaşlar. Survival Games 4 mapindeyiz. Umarım güzel bir oyun olur. Beni mutlu etmek ve desteklemek için de videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın gençler. Şimdi hemen başlayacağız. Öte yandan buradaki tüm Türk arkadaşlara da selam yolluyorum. Hepinizi seviyorum gençler. Hepiniz adamın dibisiniz. Şimdi bugün de bir konumuz var arkadaşlar. Gerçekten de bir konudan bahsettiğim dedim bugün de. Bugünkü konumuz ise arkadaşlar, eğer MCSG server benim olsa ne yapardım? Bugün ondan bahsedeceğim. Bana eliyle dalan arkadaş, seni de unutmadık diyorum buradan. Evet, gerçekten de arkadaş yürek yedi yani. Bana bildiğiniz eliyle daldı. Iron Man, Tony Stark öldürüyorum. Geber Tony Stark, sen de gel buraya dostum. Sen de gel buraya, sen de geberirsin işte böyle. Ve 7 kişi kaldım. Gerçekten de çok güzel bir rampage atmış olduk. Taş kılıçla Iron Man'i öldürdük. Iron Man'i öldüren adam Tony Stark da böylece ölmüş oldu arkadaşlar. Zengin öldü yani. Evet. Bunu da güzel bir şekilde kestik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, siz de böyle oku olta şeklinde kullanabilirsiniz yani. Az önce ben de öyle yaptım. Evet, MCSG server benim olsa ne yapardım? Direkt gelişince başlayalım diyecektim de, bildiğiniz yani şu an biz oyunun kralı olduk. Yani bu oyunun kralı olduk. Çok hızlı bir şekilde gerçekten de geliştik. Evet, rotamıza doğru da gidelim. 5 kişi kaldı gördüğünüz gibi. Çok kısa bir oyun oldu. Şurada da bir adam var. Onu da keseceğim hemen. Arkadaşlar, MCSG server biliyorsunuz çok oyuncu kaybediyor. Yani genel olarak Minecraft ve Minecraft'ta oyuncu kaybediyor. Survival Games daha çok kaybediyor. Ve evet, Survival Games çok fazla oyuncu kaybettiği için doğal olarak şey, MCSG bundan en çok etkilenen server oldu. Çünkü tamamen server'a girenler Survival Games oynuyordu veya Survival Games oynuyordu. Başka hiçbir şey yapmıyordu. İşte ne bileyim, Battleground var, başka şeyler de var. Fakat genellikle herkes Survival Games oynuyordu arkadaşlar ve Survival Games oynayan kişi azalınca doğal olarak MCSG oyuncusu da azaldı. Ben olsam MCSG'nin yerinde ne yapardım? Bugün ondan bahsedeceğim ve gerçekten de hani zor bir şey ve buna hiç düşünmeden girince bir anda şu an açıkçası ne yapardım diye düşünüyorum. Ben olsam MCSG'nin yerinde arkadaşlar Survival Games ile ilgili yeni mini games eklerdim. Evet, yanlış duymadınız ki gerçekten de bu, yani eğer böyle server falan olanlar varsa bunu uygulasın. Survival Games'in içine yeni mini games'ler eklerdim arkadaşlar. Mesela sadece bir tane Survival Games yok. Bu normal SC. Mesela yani bu solo SC. Mesela başka ne var? Blitz Survival Games var. Veya birçok Survival Games çeşidi var. Ve ben bunların hepsini veya en çok oynananları MCSG'ye eklerdim ki oradan da mesela normal SC'den sıkılan adam gelirdi ki diğer başka SC'ye oynardı. Bayağı bir yani yine en azından az da olsa bir oyuncu kazanırdım diye ben düşünüyorum. Hatta belki bayağı çok bile oyuncu kazanabilirsin eğer güzel yaparsan. Çünkü diğer SC tiplerinde oynayanlar var arkadaşlar. Diğer modlu SC falan da oynayan kişi sayısı bayağı bir çok. Sonra şu an mesela aklıma geldi Challenge SC. Evet, bayağı bir garip ama Challenge'da SC eklerdim arkadaşlar ve herkes mesela o SC'de bir challenge yapardı. Ne bileyim, mesela Naked Challenge, Armor giyemezdi falan böyle. Böyle değişik şeyler yapardım. Eğer hala durum düzelmiyorsa ise artık büyük kararlar vermenin zamanı gelmiş demektir. Çünkü sen bir aralar yani HVMC server'ından bile fazla oyuncuya sahip MCSG'din. Gerçekten de bir ara efsane bir server'dın ve bir ara gerçekten de bunun kurucusu falan çok iyi para kazanıyordu. Bir anda tabi bu oyuncu kaybedince kazandığı para sayısı da falan düştü bunun. Gerçekten de büyük kararlar verirdim ve MCSG arkadaşlar artık bir Survival Games server değil de bir Minecraft server yapmaya çalışırdım. Çünkü yani Survival Games cidden çok oyuncu kaybetti ve dediğim gibi eğer diğer Survival Games çeşitleri denediğimde yine istediğim bir şeye ulaşamazsam bir anket gibi bir şey yapardım. Hatta anket yapmazdım, hiç ankete gerek yok çünkü zaten SC'ye girenler yine hayır diyeceklerdir. Direkt arkadaşlar şey yapardım, server'ı HiveMC gibi değişik mini games'ler eklerdim ve hani böyle şeyler olur ya, builder'lar veya böyle mini games yapanlar falan, böyle kişileri alır, onlarla konuşur ve güzel mini games çeşitleri yaptırırdım kendime özgü. MCS'in yerinde olsam ben mesela HiveMC'de arkadaşlar ne var? Build Battle var. Ama tabi onu diğer, mesela birisi Build Battle buluyor arkadaşlar, diğerleri de farklı isimde ona benzer bir sürü isim buluyor. Fakat MCS'de yani gerçekten de çok güzel böyle bir eminim ki düşünseler, uğraşsalar, böyle iyi kişiler alsalar gerçekten de çok güzel mini games yapacaklarını ben inanıyorum. Hatta belki Survival Games'ten bile daha iyi mini games'ler yaparlar diye ben açıkçası düşünüyorum yani. Şuradaki adamı da hemen keselim. Bu arada rampage attığım için oyun gördüğünüz gibi çok kısa sürdü yani. Oyunun kısa sürmesinin tek sebebi benim rampage yapmam ve bu gerçekten de şu an beni üzdü. Bir oyun daha oynayacağız mecburen.
kendime özgü dediğim gibi mini games'ler üretirdim ve insanlar işte bu mini games'ler ne olacak? YouTuber'lar videosunu çekecek ve insanlar beğenirse eğer gerçekten de güzel mini games'ler yaparsan, üretirsen sen tekrar insanlar senin gelip serverında oynayacaklar ki YouTuber'lar arkadaşlar bu serverların oyuncu arttırmasına falan gerçekten de çok önemli bir sebep. Mesela ben bir izleyici olsam, çok sevdiğim bir YouTuber olsa mesela, o YouTuber'ı izlesem, o YouTuber mesela bir güzel bir mini game oynasa, güzel bir server'da oynasa, ben de Minecraft'ta oynasam, Minecraft'ı sevsem arkadaşlar, giderim yani ben de o server'da oynarım, orada takılırım ve YouTuber'lara dediğim gibi birazcık daha değer vermeleri gerek diye ben düşünüyorum. Mesela Huawei vardı biliyorsunuz. Huawei gerçekten de MCSG'ye oyuncu kazandırmıştır arkadaşlar. Bu doğru bir şey ki bir Huawei'den başka birçok daha kanalda var dediğim gibi veya başka server'a oyuncu kazandıran başka çok çok daha büyük kanallar var. 10 milyon aboneli falan. Ben de dediğim gibi YouTuber'lara birazcık önem verirdim. Hatta YouTuber'larla konuşur, yabancı İngiliz YouTuber, yabancı YouTuber'larla konuşur. Onların burada server'da işte böyle böyle mini games yaptık, sen çekersen çok sevinirim. Derdim ki zaten bir YouTuber'da arkadaşlar yeni bir mini games çıktığında bir sen demeden bile büyük ihtimalle çekecektir. Neden yabancılara verdim? Çünkü İngilizce konuşuyorlar ve İngilizce genel dil daha çok oyuncu kazanırlar doğal olarak. Zaten yabancılar çekince Türkler de hemen doğal olarak çekerdi. Türk YouTuber'lar da çekerdi ve bu sayede yine MCSG az da olsa oyuncu kazanabilirdi ben diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle ya, gel sen ya. Gel, hiç gol yapılı yemeye gerek yok, gel. Neyse, yiyelim. Lise girmeyeceğim. Adam gol yapılı yedi galiba. Lise girmek istemiyorum. Ah ah ah. Öleceğim lan. Ölecek miyim? Yok, ölmem. İki tane gapple'ım var. Al, bir tane daha yiyorum bak. Hiç riske girmeyin. Aslında ben bu adamı gapple'sız direkt alarak da kesebilirdim ama hiç riske girmek istemiyorum ve GG, evet. Dediğim gibi arkadaşlar böyle yapardım. Ki emin olun MCSG bunları yapsa gerçekten de çok fazla oyuncu kazanır diye ben düşünüyorum. En azından bir survival game çeşitleri eklese bile yine bayağı bir oyuncu kazanacaktır ama şu dediğim mini games olayını, bir YouTuber olayını yapsa gerçekten de çok daha büyük oyuncu kitlesine tekrardan sahip olabilir. Fakat öyle mini games eklemek de, çok güzel mini games bulmak da kolay bir şey değil. Bayağı düşünce gereken bir şey arkadaşlar. Neyse, ikinci part. Evet gençler, ikinci parttan devam ediyoruz. Par 72 map'indeyiz. Hatta tekrar giriş yapayım. Hadi tekrar giriş yapayım. Weekend Arzum aşağı. Ben Seth, bugün Minecraft Solo Game sunuyoruz arkadaşlar. Par 72 map'indeyiz. Evet, giriş tam yapamadım. Neyse olsun yani. O ilk andaki heyecanı vermiyor. İlk part 7 dakika olmuş. Dedim tekrar bir çekeyim ya dedim. Umarım bu da öyle çok fazla aşırı uzun sürmez de video 20 dakika falan olmaz. Çünkü gerçekten de uploadlaması çok zor oldu arkadaşlar. Bilgisayarım bozuluyor. Ciddi bilgisayarım bozuluyor, onu size soracaktım. Bilgisayar açarken arkadaşlar fandan çok garip bir ses geliyor, böyle sanki fana bir şey çarpıyormuş gibi böyle dır 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 geliyor. Sonra bir süre sonra arkadaşlar bilgisayar işte 5 dakika sonra falan o ses gidiyor. Ben bunun ne olduğunu çözemedim yani. Fana bir şey kaçsa desem hani kaçsa onu kırar veya işte düzelir ama her açtığında böyle böyle tekrarlanması gerçekten de beni korkutmaya başladı. İki tane video yüklerken günde bilgisayardan olacağız. Hiçbir zaman bir daha video gelemeyecek herhalde. Gerçekten de çok kötü olur. İçini açıp bakacağım. Sizin de ilgili bir tahminleriniz varsa yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Mesela bir daha sıkışmış olsa desem hani 5 dakika durduktan sonra ses gidiyor ama onu anlamadım yani. Gerçekten de garipti abi. Hayır. İşte bu. Az kalsın ölüyordum ha. Bir an güzel rekt attım ama sonra adam toparladı. Az kalsın kesiyordu beni. Şöyle bir envanter düzeni yapalım. Gereksiz şeyleri de şuraya boşaltacağım. Tamamdır, sen git. Bunlar da kalsın. Konumuza da devam edelim bu arada. Bu arada arkadaşlar iki part çektiğim için şöyle birazcık daha fazla beğeni gelirse, like atarsanız gerçekten de çok sevinirim, onu da söyleyeyim. Dedim işte yeni mini games'ler eklerim, yeni çeşitli survival games'ler eklerim dedim ama ya siz bunları yaptığınızda da %100 tekrardan işte çok süper olacaksınız, eskisi gibi olacaksınız diye de bir şey yok gençler yani. Belki hiçbir zaman bir daha eskisi gibi olamayabilirsiniz. Belki hiçbir zaman o yaranız iyileşmeyebilir. MCSG şu an vuruldu. O yarasını iyileştirebilir ama zor. Eğer iyileştiremezse de ölecek ve bir daha geri dönüşü mümkün olmayacak yani. Mesela benim de kanalım kötüleşti fark ettiyseniz. O yüzden sizlerden belki de hatta çok fazla böyle beğeni falan istiyor olabilirim ama gerçekten de
kanalımın toparlanması için arkadaşlar çabalıyorum mesela. Ama MCSC bu çabalamayı maalesef gerçekleştirmiyor. Belki MCSC bu çabalamayı gerçekleştirse hemen toparlanır. Çünkü MCSC ile yani ben karşılaştırılamam. Koskoca server ve birçok admini var, moderatörü var, işte builder var. O yüzden bunların hepsi bir çabalasa aslında, bir toplantı yapsalar çok daha kolay olabilir toparlanmaları, ama yapmıyorlar. Nedenini anlamış değilim ben de. Oo, olta ha. Bende de ok var. Evet, çok güzel kestik adamı ya. Tamam. Hemen şunları yiyelim. Oltayı buraya al. Seni de buraya aldık mı? Tamamdır. Dediğim gibi bunları yapacaksınız dedi. Bir şey yok. Son zamanlarda beğeni istememin sebebi de böyle çok fazla arkadaşlar. Normalde öyle çok fazla işte beğeni isteyen birisi değilim. Son zamanlarda bu kadar beğeni istememin sebebi de kanalın kötüye gitmesi ve benim bunu toparlama isteğim yani. Abi suyun altında olmasa yakacaktım ya. Gerçi fenisim de yokmuş ama çok kötü yerdeydi adam ya. Orada birazcık daha dursaydı, böyle bekleseydi daha iyi olurdu. Sıkıştıracaktım ama hızlı hızlı açıyordu. Sıkıştıramadım maalesef. Orada kendini yaksaydın çok güzel olurdu. Ama yakamadı bizim pro abimiz. Sen yürek miydin oğlum? Bu kadar canını asken bana dağıldı adam. Ve öldü. Ben olsam adamın yerinde full kaçardım ya. Tamam. Evet, durumumuz şu an gerçekten gayet iyi ve son 4 kişi kaldı. Şunu da söyleyeyim gençler, her zaman benim bir server'ım olmasını istemişimdir. Bunu burada açıklayayım. Birçok kişi bana zamanında PvP server aç dedi, işte biz yardım ederiz dediler. Ediyorlardı ama tamamlayamadılar. Gerçekten de birçok kere server açma denemesinde bulundum ama başaramadım yani. Çünkü ben anlamadığım için başkasına yaptırıyordum. Onlar da açıkçası çok gereken ilgiyi göstermiyorlardı ve tamamlanmadı server. Ki gerçekten de ne bileyim, mesela MCSC gibi bir server'ım olmasını açıkçası çok isterdim. Düşünsenize, böyle benim server'ım oluyor ve orada video çekiyorum, böyle survival games çekiyorum. Sonra herkesi makro diye banlarım böyle videoda. Çok komik olurdu. Şaka şaka banlamazdım da. Ya ben kesinlikle öyle haksız yere birine belki şey diyebilirim. Paranoyakım ben, biliyorsunuz, ve öyle adam bir anda hızlı vurunca arada sırada makro diyorum. %100 doğru olmuyor ama bazıları doğru oluyor işte. Öyle kesinlikle banlamam. Tekrar tekrar videoyu izlerim. Eğer gerçekten makroysa banlarım ama hayatta kesinlikle yani haksız yere birini öyle banlamam. Çünkü haksız yere banlanmanın ne kadar veya haksız yere bir suç atılmanın, bir şey olmanın ne kadar kötü olduğunu çok iyi biliyorum yani. Bunu çok iyi gördüm. Çünkü biliyorsunuz, haksız yere 6-7 ay sınırsız banlandım. Bir anda tüm emeğim boşuna gitti yani ve gerçekten de açıkçası üzüldüm ki o zamanlar çok fazla survival game sunuyordum günde 6-7 saat ve gerçekten de hani o zamanlarki oynayışımla bu zamanki oynayışım benim karşılaştırılamazdı. Ve ban yemiştim, gerçekten de çok üzülmüştüm. Mesela şu an açıkçası ban yesem arkadaşlar ben MCSC sorunundan üzülürüm, çok üzülürüm. Yine üzülürüm ama eskisi kadar üzülmem. Neden? Çünkü artık eskisi gibi değil hiçbir şey yani. Giderim başka server'da çekerim veya giderim başka bir şeyler yaparım. Survival games'i çekmem. Ama eskiden öyle değildi işte. Çünkü eskiden full MCS oynadığım için, bir emek verdiğim için falan gerçekten de daha çok üzülüyordum. Ama şimdi eskisi kadar, yine ban yesem tabi bu da demek değil ki beni banlasınlar işte, hiç üzülmem falan değil. Yine üzülürüm haksız yere banlandığım için ama eskisi kadar hayatta üzülmem ve banımı açtırmaya yine çalışırım ama olmuyorsa da çok zorlamam. Ben eskiden mesela çok zorlamıştım. O oku var ya, ben senin götüne sokayım ya. Şeref şeref ya, bu MCSC sorunu bazı şeyleri düzeltmezse hiçbir zaman eskisi gibi olamayacak. Şu ok, 1000 stack ok şeyi ya, 1000 stack oku var adamın. 1 stack oku var, gördüğünüz gibi 64 tane ok yapmış. İşte böyle geberirsin ya. Tamam. Yani eskiden çünkü bana maçtırmak için çok uğraşmıştım haksız yere yediğim için ve gerçekten de bana koyuyordu ya, ağlamıştım mesela ilk gördüğümde, ban yazısını gördüğümde ağlamıştım haksız yere ve haklı olduğumu çıkarmak için arkadaşlar çok fazla şey yaptım. Yaptık, bayağı yardım eden arkadaşlar da oldu ve sonunda açtık. Hatta sizler bile en sonunda lobide spam yapıyordunuz işte, umman ismet rg falan diye sizden bile banlananlar, müteyyenler vardı. Hepinize de tekrardan da desteklerinizden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gidip adamı keselim ya. Bunu da keselim. Deathmatch başlasın hadi. Dostum öleceksin. Öleceksin dostum. Öleceksin dostum. Öleceksin dostum. Öleceksin dostum. Ve öldü. Deathmatch'e de böylece 1-1 kalmış olduk. Zaten hep 1-1 kalıyoruz biliyorsunuz. Şuradaki flintleri de alayım. Gideyim kendime ok yapayım da şöyle bir stack. Adamı boss spamla öldürmek istiyorum. Çünkü çok rahat oluyor. İnşallah adamın da oku yoktur. Öyle yani, anlatacaklarım bu kadar. Başka da anlatabileceğim bir şey yok gençler. Hemen şöyle bir şey yapalım kendimize.
Ok yapalım dediğim gibi. Tamamdır. Gördüğünüz gibi 39 tane okumuz var ve adamı bu 39 okla, eğer bu adamda oku yoksa veya çok fazla gapple yoksa, rahat bir şekilde emin olun ki bu adamı da öldüreceğiz. Yedek koltuğa falan artık ihtiyacım yok. Şunları da attık mı? Tamam, şöyle temiz bir iş çıkartalım. Golden Carrot'ta yedik mi? Bayağı uzun süre acıkmayız. Çok güzel. Bakalım rakibimizin durumu nasılmış? İnşallah kötüdür. Bu arada gördüğünüz gibi Pikachu'ya geri döndüm. Bayağı bu skin'de özlemiştim. Dın 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 dın. Aa, hayal kırıklığına uğrattın lan benim mavi gözlü çocuk. Türk mü, Türk müsün yoksa? Türk müsün? Dur bakayım, Türk arkadaşım bana önüneydi. Yazamıyorum ki, Türk galiba bu ya. Çünkü normal sıradan bir adam bana bunu yapmaz. Şu an çok üzüldüm. Bir şey de alttan yazamıyorsun ki. Aa, adamsın sen ya. Sen adamın dibisin dostum. Dur item atma lan, ban yeriz bir de. Korktum direkt öldüreyim. Oğlum normalde böyle item atmak falan yasak. Bir an ban yeriz diye korktum direkt öldürdüm. Arkadaşa da buradan çok teşekkür ediyorum oyunu sağladığı için. Keşke salmasaydık, kapışırdık. Güzel olurdu. Neyse, güzel bir video oldu. Benim için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorumlara like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.